Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle buyurur. Bir defasında ya Resulallah, kıyamet gününde senin şefaatinle en ziyade mesut olacak kimdir diye sordum. Buyurdular ki, ey Ebu Hüreyre, hadis öğrenme hususundaki hırsını gördüğüm için bu hadisi senden evvel kimsenin bana sormayacağını zaten biliyordum. Kıyamet gününde insanlardan şefaatime en ziyade mazhar olacak kimse kalbinden veya içinden ihlasla La ilahe illallah diyen kimsedir. Muhammedun Resulullah ifadesi bu kelime-i tayyibenin tamamlayıcısıdır. İkisi birbirinin ayrılmaz parçasıdır. Yani La ilahe illallah denince bunun Muhammedun Resulullah'la beraber olacağı anlaşılmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatinden istifade etmeyecek hiçbir fert yoktur. Habibi Hüda aleyhi eftalü tehaya Efendimizin bütün insanlığın mahşerin dehşetli korkusundan rahat bulması için bir umumi şefaati olduğu gibi bazı kafirlerin azabının hafifletilmesi, cezayı hak eden bazı müminlerin cehennem ateşinden kurtulması, cehenneme girmiş müminlerin kurtulması, bazı müminlerin hesapsız azapsız cennete girmesi, cennete giren müminlerin derecelerinin yükseltilmesi gibi muhtelif şefaatleri vardır. Bu şefaatler içinde en ziyade müstefit olacakların ihlaslı müminler olduğunda şüphe yoktur. Peygamberimizin şefaatleri muhtelif. Bunlardan en çok istifade edecek olanlar ise ihlaslı, muhlis müminlerdir. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Hureyre'nin hadisler öğrenme hususundaki hırsını, gayretini takdir ediyor. Sen diyor zaten böyle meraklı, gayretlisin hadisleri öğrenmek için. Dolayısıyla bu tür ince meseleler de senden başkasının soracağını tahmin etmiyordum zaten buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hakikaten Ebu Hureyre bu işin zirvesi, ancak diğer sahabiler de Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini öğrenmek için büyük gayret gösteriyorlar. Bununla ilgili birkaç misal var. Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğum her şeyi ezberlemek için yazıyordum. Kureyş beni bundan men etti ve Allah Resulü hem kızgınlık hem de sükunet hallerinde konuşurken sen ondan işittiğin her şeyi yazıyor musun dediler. Bunun üzerine yazmayı bıraktım. Bilahire durumu peygamberimize arz ettiğimde eliyle mübarek ağızlarını işaret ederek şöyle buyurdular. Yaz, nefsim kudret elinde bulunan Allah'a yemin olsun ki buradan haktan başka bir şey çıkmaz. Yani Peygamber Efendimiz kızgınken, öfkeliyken bazen konuşuyor. Onların her birisi doğru olmayabilir gibi insanın aklına gelmiş. Ama Peygamber Efendimiz diyor ki ağzımdan haktan başka bir şey çıkmaz. Kızgınken de, sakinken de devamlı hak çıkar. Ebu Kubeyl şöyle anlatıyor. Abdullah bin Amr bin As'ın yanında idik. Kendisine Konstantiniyye ve Rumiyye'den hangisinin önce fethedileceği soruldu. Abdullah halkaları olan eski bir sandık getirtti. İçinden bir yazı çıkardı ve şöyle dedi. Yani Abdullah bin Amr bin As yazıyordu hadis-i şerifleri. Onlar demek ki sandıklarda saklıyordu. Bir yazı çıkardı ve şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çevresinde toplanmış mübarek hadislerini yazdığımız bir esnada ona hangi şehir önce fethedilecek? Konstantiniyye mi yoksa Rumiyye mi diye soruldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. Heraklin yani Heraklius'un şehri önce fethedilecek. Efendimiz bu sözüyle Konstantiniyye'yi kastediyordu. Burada da sahabilerin Peygamberimizin etrafına toplaşıp hadislerini yazdığını ifade ediyor Abdullah radıyallahu anh. Demek ki diğer bazı sahabeler de Peygamberimizin hadislerini yazıyorlardı. Enes bin Malik radıyallahu anh Mahmud bin Rebi'den şöyle nakleder. Medine'ye geldim. Az sonra İtban bin Malik'e rastladım. Ona senden kulağıma bir hadis geldi dedim. İtban şunları söyledi. Gözüme bir şey arız oldu da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber yolladım. Bana kadar gelerek evimde namaz kılmasını, bunu mütakip o namaz kıldığı yeri namazgah yapmayı arzu ettiğimi söyledim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kısım ashabıyla birlikte geldi, evime girdi. Sonra mevzuyu bahis olan şeylerin en çoğunu ve en büyüğünü Malik bin Duhşum'a isnat ettiler. Yani ona münafıklık isnat ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona beddua etmesini ve bu sebeple onun helak olmasını dilediklerini, onun başına bir bela gelmesini arzu ettiklerini söylediler. Derken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirdi ve bu adam Allah'tan başka ilah olmadığına, benim Allah'ın peygamberi olduğuma şehadet etmiyor mu buyurdu.
Ashab-ı kiram evet ama o bunu kalbinden, o kalbinde olmadığı halde söylüyor dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına benim de Resulullah olduğuma şehadet getiren hiçbir kimse yoktur ki cehennem ateşine girsin yahut onu tatsın buyurdular. Enes radıyallahu anh şöyle der. Bu hadisi şerif benim hoşuma gitti de oğluma bunu yaz dedim. O da yazdı. Bu da Enes bin Malik'in oğluyla birlikte hadis yazdığını gösteriyor. Ebu Nuaym, Ebu Umame'den şu rivayette bulunur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında ashabına yarın namaz için toplanın. Size bildirmek istediğim hususlar var buyurdu. Ashabdan birisi şöyle dedi. Ey falan sen Resulullah'ın söyleyeceği ilk sözü, sen sonra ondan sonrakini, sen de ondan sonrakini iyice belle ki Allah Resulü'nün konuştuklarından bir şeyi kaçırmayasınız. Bu usul günümüzde stenografi ilminde uygulanan usuldür. Yani sahabiler burada yarın Peygamber Efendimiz konuşma yapacak. Hiçbir cümlesini kaçırmayalım diyerek birbirlerine birer cümle paylaştırıyorlar ki herkes kendi cümlesini ezberlesin sonra bunları birleştirelim. O şekilde Efendimizin sözünü tam olarak zapt etmiş olalım diye bu şekilde bir sahabenin Peygamberimizin hadislerini öğrenme ve nakletme hususundaki gayretini görüyoruz.